Merhaba sevgili kanal izleyicileri. Bugün de yine karşınızdayız. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Kenan Keven. Kenan Hoca nefroloji bilim dalı, iç hastalıklarına bağlı öğretim üyelerimizden birisi. Kenan Hoca genç yaşta çok fazla sayıda ödüle ve başarıya ulaşmış değerli hocalarımızdan bir tanesi. Çeşitli burslar kazanarak yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere transplantasyonla ilgili konularda Finlandiya ve Avustralya'da kendi branşıyla ilgili bilgi görgü geliştirme çalışmalarında bulunmuş. Ayrıca en önemlisi de Hoca 2004 yılı TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü'nün de sahibi. Şimdi böyle değerli bir hocamız, hekim ve bilim adamı var karşımızda. Bugün onunla organ nakilleri, böbrek yetmezliği konularını konuşacağız. Daha önce de benzer konuları işlemiştik ama bu konularla alakalı çok fazla soru geliyor. Ülkemizin özellikle hastalıklar açısından baktığımızda en önemli yaralarından, en sık görülen konulardan bir tanesi. Özellikle transplantasyon, organ nakli sorunları, organ bağışı sorunları. Bunları değerli hocamızla masaya yatıracağız. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Hocam. Şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkürler. Tabii böbrek nefroloji deyince doğal olarak böbrek ilk akla gelecek. Biraz böbreğin önemini anlatalım. Yani koskoca bir bilim dalı bir organla ilgileniyor. Neden böbreğimiz çok önemli? Vatandaşımıza bunu bir basit olarak bir anlatalım. Ondan sonra da tabii ki böbrek yetmezliğini konuşmamız lazım. Böbrek yetmezliği konusunun Türkiye'deki boyutları nedir? Oraya gelelim. Daha sonra akışımız içinde size değişik, özellikle vatandaşımızın çok merak ettiği soruları yönelteceğiz. Teşekkür ederim önce bu fırsatı verdiğiniz için değerli hocam. Böbrek hastalıkları hakikaten çok ciddi bir problem ülkemizde. Bizim derneğimiz, Türk Nefroloji Derneği birkaç yıl önce Türkiye çapında bir araştırma yaptı. Kronik böbrek hastalığının sıklığı toplumda nedir diye. Bu çalışmada ortaya çıktı ki yaklaşık olarak erişkin bireylerde kronik böbrek hastalığı sıklığı %14-15 civarında. Bu dünya ortalamasıyla nasıl karşılaştığımızda? Gözlendi. Amerika'da da Avrupa'da da oranlar %11-12 civarında, 13 civarında. Bizde biraz daha yüksek de yani. Bir miktar daha yüksek oranda bir kronik böbrek hastalığı sıklığı var. Tabii bunun önemi ne? Kronik böbrek hastalığı ciddi bir hastalık. Yani çünkü sonunda diyaliz tedavisi dediğimiz insan yaşamını, kalitesini ciddi oranda etkileyen, yaşamını kısaltan bir sonu mevcut bu hastalığın. Bu nedenle bunun tabii önlenmesi oldukça önemli ve mümkün olduğunca bu tedavilere, yani son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz artık böbrek fonksiyonlarının tamamen kaybı durumunda ortaya çıkan diyaliz tedavileri, transplantasyon tedavilerine gitmeden hastaları bu hastalıklarını durdurmak. Sanıyorum kronik hastalıklar için de en fazla iş güç kaybına, ekonomik kayba neden olan, tabii ki kişinin sosyal, ailevi ve çevreyle alakalı yaşadığı sorunlar bir tarafa, ekonomik açıdan da en fazla yük getiren hastalıkların başında geliyor. Tabii hani biraz önce dediniz ya hocam, hani böbreğin işlevi nedir, fonksiyonu nedir? Böbrek tabii ki bizim su elektrolit dengesi dediğimiz vücudun ciddi oranda tüm dengesini bir arada tutan organlardan bir tanesi. Kan basıncının ayarlanmasını sağlayan organ, kansızlık durumunu engelleyen bir takım hormon üreten. Yani tansiyon, kan basıncı dediğinde hep kalp akla gelir. Evet. Ama bunun ana mekanizmalarını oluşturan kaynak, merkez aslında böbrek. Evet. Böbrekler bugün en sık yüksek tansiyon yapan hastalıkların başında gelen hastalık grubundan. Ve zaten böbrek hastalığı yapan hastalıklar düşündüğümüz zaman toplumda iki tane temel patoloji hastalık var. Böbrek hastalığıyla birlikte giden, böbrek hastalığına neden olan ve böbrek hastalığının ilerlemesini hızlandırabilen hastalıklar. Bunlar diyabet ve hipertansiyon. Diyabet biliyoruz ki Türkiye'de çok yaygın görülen bir hastalık. Son TÜRDEP araştırmasında, Türkiye'de yapılan bir araştırmada toplumun %12-13 civarında diyabet olduğu ortaya çıktı. Artı hipertansiyon, Türk Hipertansiyon Böbrek Hastalıkları Derneği'nin yapmış olduğu, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışmada
%32-33 oranında Türk popülasyonunda hipertansiyon olduğu ortaya çıktı. Bu tabii çok çarpıcı yani. Bunlar çok yaygın hastalıklar. Çok yaygın. Hipertansiyon ve diyabet tabii bir arada olunca risk daha da artıyor. Evet. Ayrı ayrı ya da bir arada olunduğunda ne kadar süre sonra ve yüzde kaçı bu hastaların böbrek yetmezliğiyle sonuçlanıyor? Şimdi diyabetin tabii iki tipi var. Tip 1 dediğimiz genç yaşta ortaya çıkan tip. Tip 2 diyabet dediğimiz daha ileri yaşlarda ortaya çıkan tipi. Bunlar tabii böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği yapma potansiyelleri oldukça yüksek hastalıklar. Diyabet hastalarında yaklaşık 20 yılda %20-30 civarında diyabet hastalığına bağlı, şeker hastalığına bağlı böbrek komplikasyonları, böbrek hastalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Yaklaşık %10-15 civarında hastada 20-25 yılda diyaliz tedavisine girme durumuna maruz kalıyor şeker hastalarında. Bugün için şöyle söyleyebiliriz. Eğer diyaliz merkezlerini gezerseniz en sık diyalize girme nedeni şeker hastalığı toplumumuzda. Bir diyaliz merkezine giden 100 hasta varsa yaklaşık 30-35 hasta şeker hastalığı nedeniyle böbreklerini, böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş ve diyaliz tedavisi uygulanmakta. Hipertansiyon da benzer şekilde yüksek kan basıncı ileri yıllarda böbrek hasarına neden olabiliyor ve yine %20-25 oranlarında diyaliz tedavisi, diyaliz uygulanan hastalarda sebep, dörtte bir hasta grubunda da yüksek tansiyon. Bu nedenle bu iki hastalık böbrek hastalığı için oldukça önemli. Böbrek komplikasyonlarına ciddi oranda neden Peki olan hocam, hastalıklar. Böbrek, kronik böbrek yetmezliğinden korunmada bu iki ana hastalık gözetmek, onu büyüteç altına almak tabii ki çok önemli. Bunlarla mücadele, böbrek yetmezliğiyle evet. Mücadele de anlamına geliyor. Hem kronik böbrek yetmezliğine gidişi engellemek için, bununla mücadele için neler yapıyoruz? Hem de bunun dışında başka nedenler, diyabet ve hipertansiyon dışında başka böbrek yetmezliğine neden olan hastalıklarımız var mı? Evet. Şimdi tabii ki diyabet ve hipertansiyonda aslında bir anlamda elimizde çok iyi ilaçlar var. Çok iyi tedavi merkezleri var. Bizim hastanemiz olmak üzere örneğin diyabet ve hipertansiyon tedavisinde oldukça etkin bilimsel anlamda iyi yerde olan merkezler var. Diyabet için kan şekerinin kontrolü en önemli basamak bu. Yani kan şekerinin kontrolü ne kadar iyi olursa yıllar içerisinde şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığı gelişme riski de o kadar azalıyor. Yani bu bir miktar hastanın ve tedavi ekibinin elinde bu komplikasyonları engellemek. Yanı sıra hipertansiyonda da çok basit bir ölçek var. Kan basıncı ölçeği. Yani bir manşonla kan basıncını ölçüyorsunuz. Bu kan basıncı ölçümünde hedef 140'a 90 mm civarının altında kan basıncını tutmak. Ve buna yönelik de bir sürü ilaçlar var. Yanı sıra tabii ki hayat tarzı değişiklikleri, tuz alımının kısılması gibi bir takım önlemlerle, aşırı kiloluysanız kilonun verilmesi, bu önlemlerle ileri dönemde böbrek hastalığı gelişme riski ciddi olarak düşecektir. Hani halkımız böyle şimdi medyada tabii çok da yer alıyor. Böyle değişik otlar, bir takım meyveler, işte efendim değişik sebzeler, şunlar bunlar ön plana getiriliyor. Bunları yenmesi söyleniyor. Bunlar uygulanması konusunda çok aktifler ancak ilaç alma konusunda çok aktif değiller. Bir antihipertansif tedaviye uyum ciddi problem halk arasında. Yani bu ilaçların düzenli kullanılması ciddi problem teşkil ediyor. Bu ama aslında tabii bizim bu bir halk sağlığı sorunu. Bizim ülkemizdeki en önemli yaralardan bir tanesi. Aslında bakıldığı zaman ben de hasbelkader ilaçla çok uğraşan yıllardan beri birisiyim. Sağlık Bakanlığı'ndaki ilaçla alakalı danışma kurullarında yıllardır görev yaparım. Maalesef en fazla şikayet mevzu yapılan konulardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı'na bize gelen bitkisel ilaçlar diye ya da televizyonlarda özellikle son yıllarda hipertansiyon da olsun, diyabet de olsun, zayıflama amaçlı da olsun ya da ne bileyim saç dökülmesini engellemek, çıkarmasını sağlayıcı ilaçlar gibi bitkisel olduğu söylenilen ilaçlara bağlı gelişen çok ciddi sıkıntılar, komplikasyonlar, yan etkiler ve hatta ölümlerle ilgili çok şikayet alınıyor tabii. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi bu derece yaygın görülen hastalıkların istismarı daha da fazla yapılıyor. Evet. Şimdi maalesef
Tabi bunlar ticari olduğu için çoğunlukla ve ön planda sürekli bazı kanallar tarafından gündeme getirildiği için ister istemez vatandaşın aklı çeleniyor ve kanıta dayalı, evet, yararı kesin olarak ispatlanmış müspet bilimin en önemli, evet, günümüzdeki tezahürlerden bir tanesi tıp, hekimlik, evet, ve hastanelerdeki uygulamaları bir kenara itiyor vatandaşımız. Ve sonuçta hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi sıkıntılarını belki hemen tedaviye uymadığında görülemeyecek hastalıklarda uzun vadede çok ciddi sorunlar, örneğin böbrek yetmezliği gibi, evet, örneğin kalp krizi vesaire gibi sonuçlarla karşımıza çıkılabiliyor. Vatandaş şunu bilmesi lazım ki bu tip gelişigüzel ürünleri kullanırken ya kullanmayacak ya çok dikkatli olacak ya da mutlaka hekimine danışacak. Evet. Şimdi siz hekim olarak günlük pratiğinizde bir hasta gelse dese ki hocam ben şöyle bir bitkili ilaç var. Siz eminim zararı yoksa ve yarar olduğunu düşünüyorsanız reddetmezsiniz. Tabii, bu ilaçların tabii yanında bunu da kullanabilirsiniz dersiniz. Evet. Dolayısıyla hekiminize lütfen inanın. Bununla alakalı geçen hafta biz çok yoğun şikayet aldık bitkisel ilaçların istismarıyla alakalı. O yüzden birazcık buraya fazla bir parantez açtım. Sizin aslında sözü sizin ağzınızdan almış oldum, kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Konuğumuz olarak. Dolayısıyla hekiminize güvenin, inanın. Prim olarak hekiminizin tavsiyelerine uyun. Bunun yanında sağdan soldan duyduğunuz bilgileri mutlaka ve mutlaka hekiminizle teyit ederek kullanın ya da kullanmayın. Bu mesajı verdikten sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü önemliydi çünkü bu konu. İzninizle peki, hocam başka hastalıklar var mı diye sormuştunuz. Sana onu da atlamayayım. İşte toplumda özellikle genetik hastalıklar var. Böbrek hastalığına neden olabilecek polikistik böbrek hastalığı dediğimiz hastalık, örneğin böbrek yetmezliği yapabiliyor daha ileri yaşlarda. Bunun dışında değişik böbrek hastalıkları var. Glomerüler hastalıklar dediğimiz, böbrek damarını tutan değişik hastalıklar var. Böbrek yetmezliği yapabilecek. Yoğun ağrı kesici kullanımı. Analjezik nefropati, evet, diyoruz. Çok önemli. Yani peynir ekmek gibi ağrı kesici kullanması. Her gün düzenli ağrı kesici kullanılması yine bir böbrek hastalığına davetiye çıkarmaktır. Burada bir kriter koyabilir miyiz? Özellikle belli bir yaşı geçen hastalarımız gelişigüzel her ağrı hissettiklerinde ağrı kesici kullanırlar. Bizde bu çok yaygın. Evet, hekim olarak, evet, her zaman karşılaşıyoruz böyle hastalarımızda. Ağrı kesici böbreklerin en önemli düşmanlarından bir tanesi ağrı kesici. Evet. Ağrı kesicileri kesinlikle hekime danışmadan ne kadar dozda ve ne kadar sürede kullanacağınızı iyice anlamadan gelişigüzel kullanmayın. Hele, evet, hele konu komşunun ağrı kesicini ona iyi gelmiş, bana da iyi gelecek diye kesinlikle kullanmayın. Ağrı kesicilerin ciddi yan etkileri olabileceğini, başta böbrekleri açıkçası yetmez diye sürükleyebileceğini unutmayalım. Evet hocam. Peki bununla ilgili bir kriter söyleyebilir miyim? Bir ağrı kesici en fazla kaç gün kullanılır? Ya da kaç günden itibaren dikkat etmek gerekir? Şimdi ağrı kesicini kullanırken tabii birçok insan midesine dokunduğunu hisseder. Aslında birçok ağrı kesici böbreğine de dokunuyordur ama ağrı yapmadığı için onu hissetmiyordur. Bu nedenle ağrı kesici kullanırken, hele uzun süre kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Ağrı kesiciler konusunda özellikle yaşlı hasta grubunda, yani 65 yaşı geçmiş hastalarda böbrekler çok daha hassastır gençlere göre ağrı kesici kullanımına. Bu hastalarda eğer 5-7 günü geçen sürede bir ağrı kesici kullanımı var ise mutlaka böbrek fonksiyonlarına bir bakılmasında fayda var. Uzun süreli kullanım gerekiyorsa, bir fizik tedavi nedeniyle verilmişse mutlaka öncesinde böbrek fonksiyonlarına bakmak gerekiyor. Öncesinde böbrek hastalığı var ise ağrı kesicinin etkisi çok daha fazla oluyor, yan etkisi böbreklere. Genç hastalara da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle 30'lu 40'lı 50'li yaşlar grubunda olan daha çok hanımlarda günlük her gün bir tablet ağrı kesici kullanım durumu var. Bazıları böyle alışkanlıkları var. Her gün bir tane düzenli ağrı kesici alıyorlar. Eğer 2 yılı geçmişlerse mutlaka böbrek fonksiyonlarına baktırmaları gerekir. Çünkü bunların birikici etkisi de böbreği bozuyor. Burada kronik kullanımda, yani uzun dönem kullanımda problem şu: hasar geri dönmüyor. Bu yüzden mutlaka
mutlaka onların da böbrek testlerine, böbrek fonksiyonlarına baktırmaları lazım. Peki hocam, anlıyoruz ki böbrek yetmezliği, böbrek hastalıklarının birçoğu sessiz seyrediyor, sinsiz seyrediyor. Evet. Ve hastalık ilerlediği zaman belirtiler ortaya çıkıyor. Biraz böbrek hastalıkları ile ilgili belirtilerden bahsedelim. Ve son döneme gelindiğinde nasıl anlaşılıyor ya da son döneme gitmek için hangi bulgularla ya da testlerle bu sinyali alıyoruz biz ki önceden tedbirini alabilirim. Şimdi dediğiniz gibi hocam, böbrek hastalıkları sinsi hastalıklar. Yani böbrek hastalarını bir karşınıza bir böbrek hastası geldiği zaman yüzüne bakarak bu hastalığı anlamak mümkün değil. Bir takım laboratuvar incelemeler yaparak anlayabiliyoruz böbrek hastalığının derecesini, hangi boyutta olduğunu. Bunu da anlamak için baktığımız tabii ki böbrek fonksiyonlarını gösteren kanda kreatinin düzeyi dediğimiz bir ölçüm yapıyoruz. Bununla böbreğin ne kadar çalıştığını, ne kadar yüzdeyle çalıştığının bir fikrini elde edebiliyoruz. Böbrek yetmezliği, bizim kullandığımız evreler var. İşte son dönem dediğimiz evre artık böbreğin çalışma durumunun %10'un altına indiği kısım. Çok enteresandır. Birçok hasta bize ancak %90 böbreğinin fonksiyonunu kaybettiği dönemde gelebiliyor bir takım yakınmalarla. Yani %90'ını kaybedene kadar sizde herhangi bir şikayet oluşmayabiliyor böbrek hastalıklarında. Bu yüzden oldukça sinsi hastalık, geldiğinde %90-95 fonksiyonunu kaybetmiş de olabiliyor. O dönemde gördüğümüz en sık bulgular, bulantılar, kusmalar, kaşıntılar, solukluk, çabuk yorulma gibi bir takım bulgularla hastalar geliyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Kan basıncı yüksekliği en önemli yine belirtilerden bir tanesi. Eğer hipertansiyonu var ise bir bireyin, mutlaka böbrek fonksiyonlarını da görmek lazım. Çünkü böbrek fonksiyonları daha bozulma aşamasındayken hipertansiyon da ortaya çıkıyor böbrek hastalığının bir belirtisi olarak. Yani kan basıncı yüksekliği böbreği bozabiliyor, böbrek bozukluğu da hipertansiyona neden olabiliyor. Bu nedensel ilişki açısından kan basıncı yüksek olan herkesin böbrek fonksiyonlarına bakılması gerekir. Basit bir idrar tahlilinin yapılması lazım. O zaman tabii şu mesajı verelim. Özellikle diyabet, tansiyon gibi böbrek yetmezliğinin nedeni olarak en önde görünen hastalıkları olan vatandaşımız belli periyotlarla hekime gidip kan testlerini, bu hocamızın bahsettiği kan testleri son derece basit kan testleri, ucuz kan testleri, evet, çok kolaylıkla kandan yapılabiliyor. Böbrekle ilgili eğer daha henüz şikayet olmadan bir rahatsızlığınız olduğunu anlamak istiyorsanız bu basit kan testleriyle bunu, idrar testleriyle bunu görebiliyoruz. Evet. Birazcık müsaadenizle bir reklam arası verelim hocam. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, kaldığımız yerden yine devam edelim. Son dönem böbrek hastalığı aşamasına gelen bir hastada hangi tedavi seçenekleri var? Neler yapıyoruz? Son dönem böbrek hastalığına gelen bir hastada artık renal replasman tedavisi dediğimiz böbreğin yerini tutabilecek bir takım uygulamalar yapmak gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü bunun dışında bir yaşam yok. Bu amaçla da yaptığımız tedaviler iki tür tedaviler. Bir diyaliz, iki böbrek nakli. Diyaliz tedavisi de kendi arasında ikiye ayrılır. Bir hemodiyaliz tedavisi dediğimiz, hastaların haftada 3 gün 4 saat süreyle en az bir diyaliz merkezine giderek diyaliz olmaları. Diğer bir tedavi şekli diyaliz tedavisi, karın diyalizi dediğimiz, periton diyalizi dediğimiz tedavi şekli, karına bir kateter yerleştirilerek, karından yıkama yapılarak hastanın toksik maddeleri temizlenme yoluna gidilebiliyor. Bu hasta seçimine bağlı bir uygulamadır. Kimi hasta periton diyalizini tercih edebilir. Tabii bir takım kriterleri var, bize göre de hastanın uygun olması gerekiyor. Ama daha çok tercih edileni hemodiyaliz. Tabii daha çok hemodiyaliz tedavisi uyguluyoruz. Türkiye'de ortalama hemodiyaliz tedavisi ağırlıktadır, daha ön plandadır. %85-90 civarında hemodiyaliz tedavisi uygulanıyor. Ancak bir kısım hasta bulunduğu merkezde hemodiyaliz merkezi olmayabiliyor. Köyde yaşayabiliyor, kasabasında hemodiyaliz merkezi olmayabiliyor. Bu tür hastalara da karın diyalizi tedavisi uygulayabiliyoruz. Onların da yaşam kalitesini bu tedavi artırıyor. Bir diğer tedavi şekli de organ nakli. Bir diğer organ naklinin tabii çok üzerinde durmak istiyoruz da. Diyaliz de çok önemli. Diyaliz mağduru diyebileceğimiz çok hasta var. Mağdur kelimesini şunun için özellikle kullandım.
belli merkezlerde olan, çok kolaylıkla diyaliz merkezi sayısı yeterli olan yerlerde sorun olmuyor. Ama öyle duyuyoruz ki yakınında diyaliz merkezi olmayıp açıkçası yaşadığı yerden çok daha uzaklara gidip 2 günde bir ya da 3 günde bir durumuna göre uzunca yol kat edip ciddi masraflara ve zahmete katlanan kişiler var. Türkiye'de diyaliz sorunu ne boyutlarda? Hemodiyaliz sorunu kaç bin hasta giriyor diyalize yaklaşık olarak, diyalize, hemodiyalize devam eden ve normal ihtiyaç aslında ne kadar? Şimdi Türk Nefroloji Derneği'nin bu konuda yapmış olduğu ciddi çalışmalar var. Türkiye'de diyaliz tedavisi uygulanan hasta sayısı Avrupa, hatta dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla oranda bir artış var. Diyaliz hasta artışı var. Bu hakikaten çok dikkat çekici bir boyutta. Ortalama her yıl 4-5 bin hasta diyaliz tedavisine ekleniyor. Bugün 55-60 bin civarında hasta diyaliz tedavisi uygulanıyor. Hastaya diyaliz tedavisi uygulanıyor. Bu rakam 2015-2016 yıllarında 100 bine yaklaşacağı öngörülüyor. Tabii bunun bir de mali boyutu var. Bir diyaliz tedavisinin yıllık maliyeti devlete yaklaşık olarak yapılan değerlendirmelerde 23-24 bin lira. Yani ayda 2 bin lira devlet bu tedavi için hastalara bir maliyeti karşılıyor. Örneğin Avrupa'da, Arnavutluk'ta böyle bir tedavi imkanı yok. Afrika'da hiç yok. Birçok ülkede yok. Hastalar bir anlamda ölebiliyor. Sosyal devlet olarak Türkiye iyi yerde bugün. Yani insanlarına, halkına bu tedavi hizmetini sağlayabiliyor. Ancak tabii bu işin mali boyutu da tüm geri ödeme kurumlarını da ciddi oranda düşündürüyor. Zorluyor. Çok büyük kaynak aktarmak zorundasınız. Bugün neredeyse 2 milyar dolar civarında sırf diyalizin maliyeti devlete. Bu sayı da arttığını düşünürseniz, diyaliz hasta sayısı, bu gelecek boyutta çok ciddi oranda problem. Organ naklinde tabii bu maliyet daha avantajlı. İlk yıl için organ naklinin maliyeti 22-23 bin lira diyaliz kadar. Ama ikinci yılda %50 düşüyor. 11-12 bin liraya iniyor yıllık maliyet. Tabii artık böbrek nakli de nakiller içinde en başarılı olanı. Evet. Dolayısıyla şimdi buradan da nakille alakalı, özellikle organ bağışıyla alakalı sorunlar yaşadığımızı ülkemizde biliyoruz. Evet. Hatta organ bağışıyla ilgili böbrek avantajlı gibi organ. Çünkü çift organ. Özellikle bundan kaynaklanan istismarlar söz konusu. Bu zaman zaman da medyaya yansıyan örnekler oldu. Durum nedir Türkiye'de hocam? Şimdi halen istediğimiz noktada değiliz, bunu söyleyebilirim. Yasal organ boşluk mu var, yasa yeterli de, yoksa insanlarımız mı ilgi aslında göstermiyor? İşte organ mafyasından bahsediliyor. Nedir bu organ mafyası hocam mesela? Şimdi aslında yasa gayet güzel, bir yasamız var. Hı. Yönetmeliklerde gayet uygun. Hani dini bir engel de yok. Dini bir engel de yok. Hani Diyanet'in bu konuda gayet güzel açıklamaları var. Halkı bu işe motive etmeye yönelik açıklamaları var. Ancak halen istediğimiz boyutta değiliz. Bir organizasyon eksikliği var. Bir kadavra organ nakli bulmada ciddi bir problemimiz var. Canlı organ bulmada çok ciddi sorunumuz yok. Bugün Türkiye'de yıllık yaklaşık 2500-2600 organ böbrek nakli yapılıyor. Ama bunun %80-85 oranında kaynağı canlıdan. Batı ülkelerinde tersi değil mi hocam bu oran? Tam tersi durumda Batı ülkelerinde. Bizim ülkemizde maalesef organ nakli, yani böbrek nakli konusu canlı nakile ağırlık vermiş durumda. Aslında bu işin kadavra nakil sayısını da ciddi oranda artırmak gerekir. Bu noktada bir eksiklik var. Bu da işte beyin ölümünün tespiti, kadavra bakımı, aileden izin alınması, ailenin izin vermesi, bu süreçlerin ciddi oranda daha hızlı, daha efektif olması gerekiyor. Ve bu kadavra organ sayısının artması istismarları da bir anlamda engelleyecektir. Çünkü organ nakli konusunda canlıdan organ nakline çok yöneldiğiniz takdirde ortaya ciddi sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Peki bu istismarlara biraz örnek verelim ki halkımız da uyanık olsun. Artı bir de kimler böbrek vericisi olabilir? Vatandaşa özellikle hayattayken böbreklerini ya da organlarını bağışlamayla ilgili vereceğimiz dinen engel olmadığını defalarca Diyanet açıkladı. Ne gibi prosedürden geçmesi gerekiyor? Yani birçok insanın da belki ne yapacağını bilmediği için olmuyor. Böyle bir ihmalkarlık var. Şimdi organ mafyasıyla girmek istiyorum ben. Bir kere organ mafyası bir şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Evet.
Yani Türkiye'de organ nakli yapan merkez sayısı bellidir. Yapan kişiler de bellidir. Bu kişiler parmakla sayılacak insanlardır. Bunun dışında birisinin gelip organ nakli yapması mümkün değildir. Yani böyle bir mafya kavramı yanlış, böyle yani bir şey yok. Bu halk arasında konuşulur. Özellikle evet. Çocuklar kaçırılıyor, evet. Organları alınıyor diye şey yapılır. Söylentiler çok yaygın dile getirilir. Bunun söylentiden ibaret olduğunu söyleyip bu konuyu geçelim. Ama tabii işin istismar boyutu halen tüm organ nakil merkezlerinde dikkati çeken bir problem. Şimdi kanunun ve yönetmeliklerin öngördüğü tespite göre organ kim verebilir? Bir kere 4. dereceye akraba verebilir. 4. dereceye kadar akraba olanlar verebilir. Bir de eşinin hısımları da 4. dereceye kadar verici olabiliyor. Bunun dışında bir böbrek vericisi olduğu zaman etik kurul onayı alınması gerekiyor. Hı hı. Etik kurul onayı da artık İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulmuş bir etik komisyon tarafından karar verilerek yapılan bir saptama. Burada bağışın ticari olmadığının ispatlanması gerekiyor. İşte son dönemde birkaç yıl önce bu istismarın en ciddi boyutunu Afyon'un bir köyünde gördük. Evet, maalesef. Köyde erkekleri hemen hemen tamamı bir böbreklerini vermişler, bağışlamışlar ticari para karşılığı ve bu ciddi bir toplumda ciddi bir olay yarattı. Tabii bu bir suçtu. Tabii. Ancak bunun önüne geçmek için de şimdi bu etik komisyonla önüne geçilmeye çalışılıyor. Peki nakil konusunda, böbrek nakli konusunda ya da diğer organ nakilleri konusunda Türkiye'nin durumu nedir? Ben son derece iyi merkezlerimizin olduğunu, tıbbi düzey açısından bir sorunumuzun olmadığını biliyorum. Sizin ağzınızdan da izleyenlerimiz duysun. Bir de organ nakli için, hem organ bulunamadığı için, belki de daha ucuz olduğu düşünüldüğü için Rusya gibi, Hindistan gibi başka bir takım ülkelere gidiliyor. Bunlar da tabii ticari istismar edilen konulardan bir tanesi. Buraya da girerek bizim ülkemizdeki durumu bir ele alalım hocam. Şimdi Türkiye'de şunu söyleyebilirim, çok iyi merkezler var, çok iyi yetişmiş elemanlar var. Yurt dışında bu konuda ciddi eğitim almış ve ülkemize gelmiş bilim insanları var bu konuyla uğraşan. Türkiye'de organ nakli başarısı oldukça yüksektir. Yani Avrupa, Amerika'ya eşdeğer düzeyde sonuçlar vardır. Çok başarılı tedavilerdir organ nakilleri. Özellikle böbrek nakli oldukça başarılı bir tedavi şeklidir. Tabii %100 değildir. Onu da hastalar organ nakline girerken sorarlar, hani %100 başarı var mıdır? %100 yoktur. Şöyle söyleyebiliriz, aşağı yukarı 10 yıllık takılan böbreğin çalışma yüzdesi 10 yılda %85 civarında. Bu aslında çok yüksek başarı, evet. Yani. Yani 15 yılda %60'lara iner. Bu da ciddi bir rakam. Çünkü birinci böbrek nakli oldunuz, böbreğinizi 10-15 yıl sonra kaybettiniz. İkinci bir böbrek nakli de olabilirsiniz. Ve yaşamınızı tamamen diyalizsiz devam edebilirsiniz. Özgür yaşayabilirsiniz. Çünkü hastaların tabiriyle. Evet, aynen öyle. Bir merkeze bağlı kalmadan yeterince sıvı alabilirsiniz. Tabii burada temel sorun organ bulma sorunu. Akrabanız var, anne babanız, kardeşleriniz varsa kan grubu uyan nakil gerçekleşebiliyor. Bizim İbn-i Sina Hastanesi'nde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde biz kan grubu uyumsuz iki nakil de gerçekleştirdik. Bundan önceki yıllarda iki çocuk hastaya annelerinden babalarından böbrek nakli yaptık. Kan grubu uyumu yoktu hastalarda. Başarıyla da gerçekleştirdik. Ancak daha sonra kan grubu uyumsuz nakile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun getirdiği bir kısıtlama oldu. Bu kısıtlama neticesinde şu an kan grubu uyumsuz nakli gerçekleştiremiyoruz. Ancak bu kısıtlama kalkma durumu var. Kalkarsa hani bu tür hastalara vericisi var. Ancak kan grubu uyumsuz, anne baba çocuğuna vermek istiyor. Bunlara da bir çözüm bulacağız. Yani inşallah bu tedaviyi kendi hastanemizde de devam ettireceğiz. Çünkü bu hastalar da var. Peki hocam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi'ndeki transplantasyon ekibinin içindesiniz siz. Ben biliyorum çok değerli çalışmalarınız var. Neler yapıldığından burada bahsedebilir misiniz biraz? Tabii hocam. Şimdi böbrek nakil ünitemizde yaklaşık yıllık 50-55 civarında böbrek nakli gerçekleştiriyoruz.
Bizim ekibimizde çok deneyimli cerrahlar var. Laparoskopik nefrektomi denilen küçük iki delikle girip vericinin böbreğini küçük bir kesiyle çıkarabiliyorlar. Yani baştan başa kesi yapmıyorlar. Hı hı. Bu verici için çok konforlu bir şey. Küçük bir delikten böbreğini çıkarıp alıyorsunuz. Hasta iki gün sonra evine gidiyor verici. Bunu da Türkiye'de yapan 2-3 merkez var. Ve Ankara'da tek merkez yapıyor. Hı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılıyor bu operasyon. Yanı sıra bizim cerrahi ekibimizde pankreas nakli de deneyimi var. Ve yani bizim... Ben aslında soracaktım size bunu. Pankreas halk arasında da böyle korkulan organlardan bir tanesi. Evet. Pankreas sorunu yaşanması hakikaten gerer, korkutur insanımızı. Pankreas nakli son yıllarda dünyada özellikle tıbbın gelişmiş olduğu ülkelerde çok gündeme gelmeye başladı. Hangi hallerde burada da yapıldığını ben biliyorum, başarılı olunduğunu biliyorum. Biraz da pankreasa zaman ayıralım. Pankreas nakli tip 1 diyabet olmuş olan çocukluğunda işte 5'li 10'lu yaşlarda 15'li 20'li yaşlarda tip 1 diyabet gelişmiş olan ve diyabet nedeniyle şeker hastalığı nedeniyle böbrek fonksiyonlarını da kaybetmiş olan hastalara uyguladığımız bir tedavi şekli. Tabii burada biz tercihen kombine pankreas ve böbrek naklini bir arada yapmak istiyoruz hastalara. Her bir anlamda hem şeker hastalıkları düzeliyor, artık insülinden tamamen arınıyor hastalar, insülin kullanmıyorlar. Aynı zamanda diyaliz tedavisinden de kurtuluyorlar. İki organı birden hastalara nakletmek o hastalar için hakikaten çok ciddi yaşam kalitesini, yaşam süresini artıran bir tedavi şekli. Tip 2 diyabetlilere pankreas nakli yapmıyoruz. Dünyada yapan 1-2 merkez var ancak biz ünitemizde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Tip 1 insülinden mutlaka bağımlı olmak zorunda olan hastalar, şeker hastaları. Evet. Böbrek yetmezliği var ise yapıyoruz. Var ise pankreas nakli. Mesela şöyle yapıyoruz. Bir diyaliz hastası tip 1 diyabet. Daha geçen hafta yaptığımız bir hasta Malatya'dan gelmişti bize. 10-15 yaşından beri tip 1 diyabet. Önce böbrek nakli yaptık babasından. Ondan sonra bir kadavra pankreas çıktı. Türkiye'de de pankreas kullanan merkez çok azdır. Pankreas nakli yapan 3-4 merkez var. Bizim ünitemiz de bunlardan bir tanesi merkezimiz. Bir kadavradan pankreas geldi. Yaklaşık böbrek naklinden bir ay sonra hastaya pankreas naklini de yaptık. Bir başka kadavradan, yani bir başka vericiden. Ve hasta şimdi gayet iyi, hiçbir sorunu yok taburcu olmak üzere. Aslında ideali iki organı da aynı kadavradan almak. Aynı kadavradan ve almak. Ve operasyonu aynı anda yapmak. Tabii kadavra organ bulamadığımız için tabii bu bizi şöyle bir seçeneğe itiyor. Bir vericisi var ise böbrek naklini yapıyoruz. Arkasından da pankreas naklini gerçekleştiriyoruz kadavra organdan. Peki pankreas naklinin diğer organ nakillerine göre zorluğu açısından bir farklılık var mı? Tabii cerrahi olarak bir miktar daha zor cerrahi işlem olarak pankreas nakli. Problemleri de biraz böbrek nakline göre biraz daha fazla olabiliyor. Ancak tabii sonuçta hastaya tüm bu riskleri konuşuyoruz biz. Hasta bu riskleri anlattıktan sonra istiyor ise pankreas naklini gerçekleştiriyoruz. Çalışma oranı da pankreasın şöyledir. 5 yılda %75 civarında pankreasın çalışma oranı vardır. Çok iyi bu da iyi bir rakam yani. Evet, çok iyi bir oldukça oran. İyi bir rakam. Tabii diyabetik hastalar enteresandır. Örneğin bir tip 1 diyabetli hasta böbrek nakli olalı 20 yıl olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Bize pankreas nakli olmak istediğini söylemişti. Artık gözleri de görmeyen bir hastaydı yeterince. Hastaya neden istediğimizi sorduğumuzda artık insülinsiz bir hayat deneyimi yaşamak tabii çeken biliyor işte. Tabii çeken biliyor. Yani bu anlamda tabii artı takılan böbreği de koruyor. Yani şeker hastalığını ortadan kaldırdığınız için naklettiğiniz böbrek de yeniden bozulmasını engelliyorsunuz pankreas nakli yaparak. Bu nedenle o hastaya yapmıştık şimdi gayet. Peki memnun. Nakil olan izleyenlerimiz eminim çok merak ediyorlardır. Nakil olan kişilerde hayat zorluğu açısından daha mı kolaylık, daha mı zorluk bakım açısından, hayatlarına dikkat etmek açısından, takip, kontrol açısından neler bekleyecek onları? Şimdi tabii biz öncesinde nakil sonrasında nelerin yaşanacağını hastayla ayrıntılı konuşuyoruz. Bir kere hastanın ilaç uyumu çok önemli. Yani ilacına mutlaka uyacak hasta. Ömrünün sonuna kadar alacağı ilaçlar var. Şimdi ilk 6 ay riskli bir
dönemdir. İnfeksiyon riski falan yüksektir. Bu dönemde vücut savunmasını baskılayıcı ilaçlar yüksek dozlarda veriyoruz. 6 aydan sonra bu riskler azalmaya başlıyor. Ve hastalar tabii yıllar geçtikçe vücudunun organa alıştığını, artık ilaçsız da organın çalışacağı kanısına varıyor bir kısım hastalar. Ve ilaçlarını bırakıyorlar. Bırakınca da 10 yıl sonra bile böbreğini kaybeden hastalarımız oldu bizim. İlaçlarını bıraktıktan sonra hızla böbrek, vücut reddedebiliyor böbreği. İlaç uyumu en önemli problemlerden bir tanesi. Bugün özellikle genç yaş grubunda biraz böyle duygusal, emosyonel şeyi iyi olmayan hasta grubunda çok daha fazla oluyor. Yaşayabiliyoruz. Üçüncü sıklıkla en önemli nakledilen böbreğin kaybına neden olan durumlardan bir tanesidir ilacın bırakılması. Bu nedenle hastaların ilaca uyumu çok önemli. Yani bırakmayacaklar ilaçlarını. Peki hocam, 1-2 dakika zamanımız kaldı. Böbrek yetmezliği açısından, organ nakilleri açısından, organ bağışı ile ilgili konular açısından, yani sizin özellikle uğraştığınız ve şu anda da sohbetimize sığdırmaya çalıştığımız bu konular açısından 1-2 dakika vatandaşımıza bir mesaj vermenizi istiyorum. Şimdi şu mesajla bitirmek istiyorum. Birkaç sene önce Avusturya'dan bir organ nakliyle ilgili bir bilim adamının konuşması vardı. Topluma organ nakli konusunda bilinçlendirme amaçlı bir program yapmışlar. Herkese soruyorlar, organ bağışı yapıyor musunuz? Öldükten sonra organlarınızı bağışlar mısınız diye. İşte bir %60-70 oranında, bir 70 oranında bir olumlu cevap bağışlıyorum. %30 da istemiyor falan. Bağışlamak istemiyorum diyor. Bu sefer ikinci bir soru soruyorlar bağışlamak istemeyenlere. Diyorlar ki siz yarın organ ihtiyacınız olduğu takdirde, hastalandığınız takdirde, şimdiki beyanımız nedeniyle, yani ben organlarımı bağışlamayacağım dediğiniz için bekleme listesinde organ bağışlayacağını beyan edenlerden sonra yer alacaksınız. Belki hiç organ bulamadan öleceksiniz. Bu durumu, beyanınızı yeniden bir gözden geçirir misiniz diye soru soruluyor. Ve %90'ı geri çeviriyor beyanını. Tamam diyor, ben bağışlıyorum. Yani organ bağışı oldukça önemli. Yarın hangimizin organ ihtiyacı olabileceğini hiçbirimiz başına, bilemeyiz. Bu nedenle, belki bizim olmasa yakınlarımızın, sevdiklerimizin başına gelecek. O nedenle özverili olmamız gerekiyor. Dinen bir sakıncası yok. Evet. Hatta başka bir insanın yaşamı için çaba sarf eden herkes yaptıklarından dolayı mutlaka bir sevap alacaktır. Evet. Sevabın ölçüsünü tabii ki Allah bilir. Ama bundan hiç şüpheniz olmasın değerli izleyenlerimiz. Şimdi değerli hocamızla, Profesör Doktor Kenan Keven hocamızla, Ankara Üniversite Fakültesi İbn Sina Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı'nın öğretim üyelerinden de hocamız, transplantasyon birimimizin en değerli hocalarından bir tanesi. Hocamız özellikle Türkiye'de nadir yapılan farklı uyumsuz kan grubundan yapılan ameliyatları konuştuk, nakilleri konuştuk, pankreas naklini konuştuk. Ülkemizde en yaygın görülen hastalıklardan şeker hastalığı, tansiyon ve buna bağlı gelişen böbrek yetmezliklerini ve onun tedavilerini konuştuk. Bir dahaki haftaya başka bir hocamızla bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.